Merhaba sevgili ve değerli kriminale ilgi duyan ailem. Kabus fabrikasına bugün de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz her şeye rağmen iyi olmaya çalışıyorsunuzdur. Sevgili arkadaşlar, kabus fabrikasında bilmeyenler için Tülay benim ismim ve gerçek suç dosyalarını anlatıyorum. Kendi tarzımda anlatıyorum, tamamen amatörce anlatıyorum. Ama her video öncesinde özellikle gündemde beni meşgul eden şeylere mutlaka değiniyorum. O yüzden bundan rahatsız olan, hoşlanmayan arkadaşlar hemen ileriye salabilirler. Çünkü yeni videolarımda altına yazacağım. Hangi dakikadan itibaren suç dosyasına geçiyorsam, anlatmaya başlıyorsam onu belirteceğim. Şu anda hala deprem bölgesinde sorunların devam etmesi, bunca zaman sonra barınma sorununun, ısınma sorununun, yiyecek içecek su sorununun devam etmesi tabii ki bizim de bunu unutturmamamızı sağlıyor. Yani umarım yetkiyi elinde bulunduranlar, çünkü biz halk olarak ne yapabiliyoruz? İşte elimizden geleni, ama elimizden gelen yetmiyor. Bu yüzden zaten bizleri temsil eden vekiller seçiliyor. İşte onların gereğini yapması, bütçelerini doğru yerlere, doğru zamanda harcamaları dileğiyle diyorum. Onun haricinde hayvanlar biliyorsunuz yine eziyete maruz kalıyorlar. Dönem dönem bu çok fazla gündeme geliyor ki aslında bunlar hep devam eden şeyler. Sadece bazen gündemden biraz uzaklaştırmak adına daha fazla servis ediyorlar. Ama şunun bilincinde olmalıyız ki barınaklarda da sokaklarda da çok 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 korkunç işkencelere maruz kalıyor hayvanlar. Ağızları yok, dilleri yok, kendilerini koruyamıyorlar. Azerbaycan'da da gördüm dün. Aynı şekilde zehirlenmiş, bizim ülkemizdeki gibi. Hayvanlara eziyete devam ediyorlar. Bilmiyorum ne diyeceğimi, ama diyorum ki tek bir dilek hakkım olsaydı arkadaşlar, şu kötü, cani, pislik, hasta ruhlu insanların şu dünyadan yok olmasını dilerdim. Bir daha da gelmemelerini, ki iyi insanlar ve savunmasız canlar, kimseye zararı olmayan canlar bir rahat etsinler, bir rahat nefes alsınlar. Doğa da dahil buna. Ama bundan başka da elden maalesef hiçbir şey gelmiyor. Çok korkunç. Bunları belirttikten sonra tabii ki her zamanki gibi desteklerinizin devamını diliyorum. Gerek aboneliklerinizle, yorumlarınızla ve beğenilerinizle. Ben artık biliyorsunuz shorts videolarda her gün 60 saniyelik videolar çekiyorum. Bunlar 3. sayfa haberleri. Bir video yapsanız uzatmak için uzatacaksınız. Çünkü elde başka bilgiler yok. O yüzden onları 60 saniyede size aktarıyorum ki onlara da bir ses verelim, yer verelim. Anılsınlar ve o canilerde lanetlensinler. Ve maalesef ki çok fazla, çok fazla. Ve bugünkü konumuza gelecek olursak, Pınar Beyka Hanım, Pınar Hanım dahil birçok arkadaşımız canlı yayınlarda istemişti bu konuyu. Gamze Sakallıoğlu, Didem Hanım'ın Vazgeçme programında Show TV'de yayınlanmış, birkaç ay sürmüş. Onlara baktım biraz. Pınar Hanım üzerinde konuşmuş, ona baktım. Ve toparlamaya çalıştım. Bakalım ne diyeceksiniz? Çoğunuz biliyor bu konuyu diye düşünüyorum. Evet, sonrasında yorumlarda yine buluşuruz. Totemimizi yapıyorum hemen. Diyorum ki lütfen, lütfen, lütfen kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık. Tüm canlar için, özellikle haycanlar ve çocuklar için. Evet, bunları belirttikten sonra bugünkü çok korkunç konumuza geçiyorum arkadaşlar. Gamze Sakallıoğlu. Benim izlenimlerimden çıkardığım şu ki arkadaşlar, Nezih ve Şehnaz Çinkitaş'ı solda sıfır bırakan bir çiftle karşı karşıyayız burada bu olayda. Turcan ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti. Özellikle Turcan çok kurnaz, arsız ve profesyonel bir yalancı. 24 Ocak 2022'de sabah 7.30'da Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Gamze, annesi Turcan tarafından kendi odasında değil, abi ve yengesinin odasında hareketsiz bir şekilde bulunur. Bunun üzerine 52 yaşındaki kendisini bulan anne Turcan Sakallıoğlu, 53 yaşındaki eşi Mehmet Halil Sakallıoğlu'nu uyandırır.
aile kızlarının kalp krizi geçirdiğini ya da bir gün evvel yedikleri lahmacundan zehirlendiğini düşünür. Sağlık ekiplerinin öncelikle Gamze'nin boynundaki izler dikkatini çeker. Gamze'nin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Morgu'na kaldırılır. Talihsiz kızın cenazesi incelemeden iki gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilir. Eş zamanlı olarak YASAT yani jandarma suç araştırma timi evde inceleme yapar. Çünkü Gamze'nin ölümü kayıtlara şüpheli ölüm diye geçer. Otopsi sonucu ise şöyledir. Talihsiz Gamze boyun kemiği kırılarak öldürülmüştür. Boyun kemiğinin kırılması kolay bir şey olmadığından birisi bu çok zor olan şeyi gerçekleştirmek için çok korkunç bir baskıyla ve güçle ve nefretle sıkmıştır boğazını 16 yaşındaki Gamze'nin. Bu tespit üzerine anne Turcan ve bu arada Turcan dünya incisi demekmiş ve baba Halil gözaltına alınır. 4 ay tutuklu kalır sakallı oğlu çifti hapishanede. Sonrasında ise denetimli tahliye ile serbest kalırlar. Pazartesi ve çarşamba günleri adliyeye gidip imza vermelidirler. Didem Arslan'la Vazgeçme isimli programa ise yenge Nazlı ve abi Mefar başvurur. 1 Haziran 2022'de Gamze'nin vefatından 5,5 ay sonra programa çıkılır. Orman işçisi anne ve baba çok rahat ve çevresindeki herkese karşı şüphecidir. Yargısız infaz yapılmıştır kendilerine. Anne Turce'nin ilk söylediği budur programda. O sabahın bir önceki akşamını şöyle anlatırlar. O akşam abla Fatma ve enişte Durmuş Gamze'nin aşçı olarak staj yaptığı işletmeden bir karı koca ile birlikte aileyi ziyarete gelirler. Ve lahmacun yaparlar. Hep birlikte lahmacun yerler. Gamze hem abla Fatma'yı aramış, sakın ben gelmeden gitmeyin demiş, hem de annesini bunu tembihlemiştir. Çünkü böyle düşkündür Gamze, ablası Fatma'ya özellikle. Akşam 21.30 gibi ise Gamze o iki iş arkadaşıyla birlikte eve gelir. Hep birlikte çok eğlenirler, işte lahmacunlarını dediğimiz gibi yerler. Evi gezdirir iş arkadaşına Gamze. Hiçbir tartışma olmamıştır aile arasında. Anneye göre araları çok iyidir zaten kızıyla. Hep birlikte selfiler çekiliyorlardır, TikTok için videolar yapıyorlardır. Derdini de hep annesiyle paylaşıyordur zaten Gamze. Hatta hep annesine iyi ki varsın anne diyordur. Evet, anne Turce'nin iddiası budur. Kızıyla ve kendi arasındaki ilişkiyle alakalı. Sonrasında ne istediler benim kızımdan, çok neşeli ve mutlu bir çocuktu diye isyan eder anne Turcan. Sadece oğluyla problemleri vardır bu anne babanın, diğer çocuklarıyla hiçbir sorunları yoktur. Misafirler gittikten sonra babasının odasını hazırlamış ve ilacını vermiştir Gamze. Annesini babasını öpmüş ve hatta bir de helallik istemiştir o gece. Ve yengesinin abisinin odasında yatmıştır. İlk kez kendi odasında değil, tesadüfen o gece yengesinin odasında yatmıştır. Neden? Çünkü kendi odası rutubetli olduğu için der anne baba. Ama zaten çocuğun odası hep rutubetlidir. Hep öyledir ama o gece o şekilde olmuştur. Ve yine ilk olan bir şey o gece için anne Turcan neredeyse 8 yıl önce almıştır bir uyku ilacı ama çok yorgun olduğundan ve uyuyamadığından o da o gece kocası Halil'in uyku ilacından alacaktır. Evet, tüm ilkler o gece gerçekleşir arkadaşlar. İşte bu yüzden duyamamışlardır bir türlü olanları. Anne ve babanın olayı canlandırdığı video izlenir sonrasında. Evet, programa gelmeden evvel bu karı koca olayı canlandırıp videoya çekmişlerdir arkadaşlar. Bu canlandırmaya göre anne odaya girmeden evvel kızının ayakkabılarını fark etmiştir odanın önünde. İşe geç kaldığını düşünmüş, hemen odaya gitmiş. Kız kalksana, ölüm uykusuna mı yattın diyerek Gamze'nin ayak ucuna gelmiş, kızına dokunup kas katı olduğunu fark edince o panikle Gamze'yi yüz üstünden sırt üstüne çevirmiştir. Ve çevirdiği anda
nefes vermiştir Gamze. Bağırarak kocasının yanına gitmiştir. Videoda bir de şöyle bir sahne görüyorsunuz arkadaşlar. Koşarak kocasının odasına doğru giden bir kadın ve kızımın kanını yerde koymayacağım diyen bir kadın. Ellerini de öpmüştür kızının. Bana o ellerle yemek yapmıştı yavrum diye de belirtmiştir ayrıca. Gamze'nin dili dışarıda ve boğazında morarmalar vardır. Üzeri hem battaniye hem de bir de yorganla örtülüdür. Baba jandarmayı aradığında ambulansı çağırdı mı diye sorulur ama baba henüz ambulansı çağırmamıştır. Ama baba jandarmadan da önce azayı aramış, kızlarının öldüğünü duyurmak istemiştir. Cinayet akıllarına gelmemiş, o yüzden hemen defnedilir diye düşündüklerinden dolayı böyle yapmışlardır. Ama bir sonraki açıklamada ise şöyle diyecektir baba. Abisi de dahil karısına ve abisine sakın hiçbir şeye dokunmayın demiştir. Neden böyle dediğini sorduklarında ise cinayet şüphesinden dolayı böyle söylediğini söylemiştir. Evet, azayı aramıştır çünkü normal bir şekilde yüzüstü yattığı için boğulduğunu veya lahmacundan zehirlendiği için boğulduğunu düşünmüştür. Ama bir taraftan da hemen çağırdıkları abisi ve karısı oradayken sakın bir şeye dokunmayın, bizim parmak izlerimiz orada çıkmasın çünkü galiba öldürüldü demiştir. Evet, böyle de tutarsızdır söylemler. Ayrıca o gece Gamze'nin telefonunu kim açmış ve kim kapatmıştır diye sorar savcılık babaya. Baba almıştır telefonu görüp eline ve hatta cebine koymuştur. Nedenini de pek böyle mantıklı şeylerle açıklayamaz. Bakmak istemiştir veya şoktadır o yüzden. Ama savcılığın sorma sebebi ise şudur. Çünkü şu tespit edilmiştir. O gece vefat ettikten sonra Gamze o telefon açılıp sonrasında da kapatılmıştır. Evet. Tam bunlar konuşulurken Turcan şöyle söyler kocasına. Aşkım, kulaklığı var mıydı o gece Gamze'nin yarında? Çünkü kulaklığı olmadan yatmazdı bizim kızımız. Hayır, o gece kulaklığı yoktur Gamze'nin. Ve Turcan Didem Arslan'a dönüp başka sorum yok, programa devam edebilirsiniz diyecektir. Ailenin ilk şüphelendiği isim gelin Nazlı ve onun annesidir. Turcan'ın iddiasına göre şifreyi, telefonun şifresini bilse 3 kişi biliyordur. Gelin Nazlı, kaynanın iki kızı Görkem ve Gözdem ve yine annenin iddiasına göre kızı biriyle görüntülü konuşuyordur ve yenge Nazlı da bunu biliyordur. Çünkü işte yanındadır, o da görüşmüştür ama kendilerini bildirmemiştir. Ama sonra ortaya çıkar ki bu zaten Gamze vefat etmeden 6 ay evvel olmuştur. Çocuk Giresun'dadır, hiç alakası yoktur. Birebir görüşmemişlerdir bile. Yani bunu ilk önce ortaya atar anne ve şöyle söyler sürekli, kusursuz cinayet yoktur. Ortada bir ceset var. Ceset varsa cinayet de vardır. Bu cinayet elbette çözülecektir. Evet, böyle de laflar eder Turcan. Nazlı'dan şüphelenmesinin nedeni nedir? Şöyle der Turcan, evlilik döneminde işte bu tanışmaya geldiklerinde Konya'daki komşuları da gelmiştir. Anne, Nazlı ve işte onlarla birlikte. Önce çok tepki gösterirler karı koca dediği için Nazlı, gelin Nazlı o çifte. Çünkü dini nikah evlilik değildir. Yani bu Halil ve Turcan çifti için çok önemli bir şeydir. Çünkü ahlak konusunda çok dikkatli insanlardır kendileri. Yani orada önce kızlarının ölümü haricinde buna çok büyük tepki gösterirler. İşte o nikahsız çift 2020 yılında neredeyse bir ay onlarda kaldıkları için çok şüphelidirler. Çünkü gece 2'de helalleşmeden çıkıp gitmişlerdir. Cinayet bu çiftin onlardan gittikten sonra 2 yıl sonrasında işlenmesine rağmen ve sadece onlarda gelip kalmaları ve başka hiçbir şey olmamasına rağmen onlar da şüpheliler arasındadır. Bu yüzden bir gece helalleşmeden gitmişlerdir. Evet, ve bu yüzden de gelin Nazlı'nın tanıdığı oldukları için de onlar da şüpheli listesine Nazlı ile birlikte girmişlerdir.
Ve ayrıca Nazlı'nın eski eşi Emrah da aramıştır Turcenlere ve şöyle söylemiştir. O kadın beni de zehirlemeye kalktı. Çok dikkat edin, sizi de zehirler, oğlunuzu da zehirler. Çok tehlikeli biridir o. O yüzden de korkmuşlardır. Ama bu da 1,5 yıl evvel olmuştur. Yani Gamze öldürülmeden biri iddia ettikleri 2 yıl, bu da 1,5 yıl evvel. Annenin amacı oğlundan ayırmaktır Nazlı'yı. Nazlı şöyle söyler, ben oğullarını alıp gittiğim için benden nefret ediyorlar. O yüzden beni suçluyorlar. Ve bunun üzerine Turcan şöyle bir şey söyler. Evet doğru, o fevri hareketlerim beni bu suçlamaya yönlendirmiş olabilir. İtiraf eder yani, saçma sapan bir suçlama olduğunu. Kaynının kızı Görkem'in eşini de suçlar. Çünkü o da yeni hapisten çıkmıştır o zaman. Ya ölürüm ya öldürürüm demiştir. Ne için demiştir, kimin için demiştir. Bunların hepsi havada kalır. Yani bir şüpheli daha listeye eklensindir amaç. Yenge Nazlı ve Gamze'nin arası tam söylenilerinin aksine çok iyidir. Gamze'nin tırlara karşı merakını anlatır yenge. Tır şoförü olmak istediğini, bundan dolayı biraz utandığını ve WhatsApp'ta bir tırcı grubu bulunduğunu. Tır şoförleriyle birliktedir bu grup. 16 yaşındaki bir kız da bu işte yaşları tabii ki daha büyük olan insanlarla o gruptadır. Aile biliyordur bunu ama. Yani o adamlarla o grupta olduğunu, tırlara meraklı olduğu için olduğunu biliyorlardır. Ama sadece chatleşmedir bu hakikaten. Yani onlarla hiç buluşmamıştır ya da Nazlı bunu bilmiyordur. Bir de böyle bir yönü vardır olayın. Savcı anne babaya sizde solak kim var diye sormuştur. Çünkü Gamze sol elle boğulmuştur. Ayrıca göğsüne baskı uygulanmıştır. Ailenin iddiasına göre o ailede solak kimse yoktur. Gamze'yi hiç yalnız da bırakmıyorlardır aslında. Çünkü kızının başına bir şey gelir diye çok korkuyordur hep Turcan. Annelik sezgisi diye ekler. Bir de kızımın gözlerinin içi hep gülerdi. Çocuğumu gülerken öldürdüler der. Gamze'nin çok neşeli ve mutlu bir kız olduğundan bahsedilir. Ve işte tüm bu iddialar, suçlamalar arasında yenge Nazlı'ya, yani gelin Nazlı'ya kayınvalidesinin kızını öldürüp öldürmemiş olabileceğini sorarlar. O da en sevdiği çocukları Gamze'ydi, yapmaz, o değildir ya der. Yani kayınvalide Turcan önce kendisini, sonra annesini, sonra annesinin eski sevgilisini, sonra Konya'daki komşularını suçlamasına rağmen o yine de konduramaz bunu Turcan'e ve Halil'e. Ve şu korkunç tespit açıklanır programda. Gamze'nin öldürüldüğü yatağın yastığında nevresimlerinde 5 farklı erkeğin spermine rastlanır. Evet, sadece orada bile 5 farklı kişinin spermi vardır. Ama Turcan ve Halil program öncesinde bu spermlerin yabancı kişilere ait olduğunu, nevresimin ise Nazlı zamanından kaldığını iddia etmiş ve programın ilerleyen zamanında bunun doğru olmadığı, spermlerin kimlere ait olduğu henüz tespit edilmediği ortaya çıkmıştır. Evet. Yani bir de aylar önce giden Nazlı'nın nevresimi demek ki hiç çıkarmamış, bir de Gamze'ye kullandırılıyordur. Böyle de çelişkiler vardır. Ve bunun açıklanması üzerine işte spermlerin henüz kime ait olduğu bilinmediği araştırıldığı, Turcan sadece şöyle tepki verir buna. Allah Allah, Allah Allah. Yani bundan başka bir tepki vermez buna. Ve şu da vardır, bu 5 farklı sperm 10 gün içinde o nevresim ve yastığın üzerine gelmiştir. Evet, 10 gün içinde. Şöyle sorar Didem Hanım bunun üzerine. Nasıl yani? O dönem Nazlı orada olmadığına göre 16 yaşındaki Gamze mi 10 gün içinde 5 farklı erkekle birlikte olmuş o zaman deyince baba bilemiyorum, olabilir der. Evet. Çok korkunç şeyler var bu olayda arkadaşlar.
Sonrasında nasıl ses duymazlar sorusuna gelinir. Normalde her şeye uyanan anne o gün çok yorgun olduğu için hiçbir şey duymamıştır. Bir de belirttiğimiz gibi 8 yıl sonra o ilacı almıştır, onun da etkisi olmuştur. Şunu da belirtir, cesedi bulduğunda kızının üzerinde iş kıyafetleri vardır. Ama yenge Nazlı asla Gamze'nin iş kıyafetiyle yatmayacağını söyler. Çünkü çok titiz bir kızdır. Ve yenge haricinde o gece o evde bulunan iş arkadaşı da onu söyler. Biz eve geldik hep birlikte işten sonra, eve girer girmez Gamze gitti üzerini değiştirdi. Ondan sonra bize evi gezdirdi der. Yani bu konuda da yalan söylemiştir anne. Babanın iddiasına göre oğlu Mefar'ı aradığında oğlu ne yapayım ölmüşse ölmüş demiştir kız kardeşi için. Ama oğul Mefar der ki babamdan 3 dakika önce ortanca kardeşim aramıştı. Ardından babam arayınca bu nasıl olur baba dedim. O da donarak ölmüş ya da kalp krizi geçirmiş diye cevap verdi bana. Yani aslında babanın bunu söyleme sebebi oğullarının da bu cinayeti işlemiş olabileceğidir. Evet, oğul da şüpheliler arasına girmiştir. Aslında Milas'ta bulunur o sırada Mefar. Milas'la Maz'ı arası bir saate yakın olsa da baba bunun 25 dakika olduğunu iddia eder. Ama anne Turcan ne olursa olsun konuyu dönüyor dolaşıyor. Gelin Nazlı'nın eski eşine ve onun eski hayatına getiriyordur. Dışarıdan birinin içeriye girmesi mümkün müdür? Bu araştırılır ama pek mümkün değildir bu. Annenin babanın yatak odasından önce geçilmelidir çünkü önünden. Yani bu pek olacak bir şey değildir. Aslında ilk akla gelmesi gereken başka kişi vardır. Ne Turcan ne Halil bunu dile getirmiştir. Bunca şüpheli varken o akıllarına gelmemiştir. Onu da gelin Nazlı söyler. Evet, o kişi Ramazan'dır. Ramazan, abla Fatma'nın kocasının erkek kardeşidir. Nazlı şöyle sorar Turcan'e. Ramazan Gamze ile bir yatakta yatarken o neden hiç şüpheli olarak aklına gelmiyor? Bunun üzerine Turcan'ın verdiği tepki şöyledir. Nazlı, iftira atmak çok kolay. Sen emin misin Ramazan'dan şüphelendiğine? Bunun üzerine Nazlı sen benden şüpheleniyorsun, sen bana iftira atıyorsun ya deyince ben sana bilinçli olarak iftira atıyorum. Seni gaza getirip de bir şeyler söylemeni sağlamak için bunu yapıyorum der Turcan. Yani saçma sapan açıklamalar, kendine göre taktikler uyguluyordur Turcan. İlginç olan o ana kadar mükemmel duyan Turcan konu Ramazan'a eve ne sıklıkla geldiğine, Gamze'nin yanına yatıp yatmadığına geldiğinde veya nevresimlerin sonradan depodan alınıp yatağa serildiğine dair sorular geldiğinde duyma kaybına uğrar. Evet, dudak okuyarak konuşulanları anlıyordur aslında ama tabii ki doktora gönderirler kendisine hiçbir şüphe bırakmamak adına. Doktor şöyle söylemiştir, benden bile iyi duyuyor, sorun yok. Gelin Nazlı Sakallıoğlu çiftinin evde başka orada başka olduğunu söyler yani programda. Dürüst olun der Turcan ve Halil'e ve gelinin bu talebi üzerine Turcan şöyle söyler. Taktik yapıyorum. Şu an Nazlı'yı konuşturmak için taktik uyguluyorum. Oğul Merfan anneye şöyle söyler. Anne sürekli konuyu Nazlı'ya getirdiği için ben Nazlı'yla bir araya gelmeden evvel Nazlı'nın geçmişini biliyordun. Neden şu anda sürekli Nazlı'nın geçmişiyle uğraşıyorsun? Şunun için uğraşıyordur bir de. Belki de Nazlı'nın geçmişinden biri gelip o gece aslında o odada Nazlı'yı öldürmek istemiştir. Ama tesadüfen o gece Gamze o odada yattığından işte bu yüzden Gamze'yi öldürmüştür. Yani o yüzden uğraşıyordur. Acaba Nazlı'nın geçmişinden biri midir? Nazlı şöyle net bir soru sorar kendisine. 3 senedir evliyim ben. O 3 sene içinde Gamze'nin odasına kim girdi yattı onu söyle asıl sen der. Ve konuyu yine Ramazan'a getirir. Ve bu hani nikahsız evlerinde kalan çifte çok tepki gösteren kişi ise
bu konuyu konuşmak istemezler. Aslında es geçmek isterler. Ama es geçilmez çünkü bu çok önemli bir detaydır. Ve o Ramazan, o 36 yaşındaki Ramazan telefona bağlanır. İşte canlı yayına bağlanır. Laf cambazı bir tiptir Ramazan Efendi. Gamze yengesine anlatmıştır Ramazan'ın sarhoşken kendisine yaptıklarını ve yapmak istediklerini. Böyle bir şeyi nasıl kabul etsindir Ramazan Efendi? Neden o halde aile o öyle bir şey yaptıysa savcılığa gitmemiştir, neden şikayette bulunmamıştır ama o hem Turcen'i hem Halil'i hem de bu iddiayı ortaya atan Nazlı ve kocasını da savcılığa şikayet edecektir. Evet, o kendisini böyle savunur. Savunduktan sonra da o da hemen yine gelin Nazlı'nın geçmişine gelir ve neden sen o zaman erkeklerle görüşüyorsun der. Konuyu o da başka yöne çekmeye çalışır. Şöyle söyler, o aslında kızlarla, o genç kızlarla, onlar erkeklerle görüşüyor diye işte ayıp olduğunu söylemek için görüşüyordur sadece. Kendi hayatı ayıptan geçilmeyen Ramazan. Sonradan ortaya çıkar ki bu ailenin tüm kadınlarıyla iletişim halindedir kendisi. Gamze'ye attığı ve talep ettiği müstehcen mesajlar tespit edilir, kanıtlıdır. Gamze ise kendisine bunları yapmanı istemiyorum diye cevap yazıyordur sürekli. Kendimi iyi hissetmiyorum sonrasında diye de yazıyordur. Abla Fatma ile de WhatsApp üzerinde günde birkaç kez görüşüyordur Ramazan. Neden görüşüyordur diye sorarlar. Çünkü çok özlüyordur yeğenlerini. Evet, kendi yeğenlerini özlediği için kendi çocuğuyla alakası olmayan Ramazan günde birkaç kez arıyordur yengesini ki sırf yeğenlerini görebilsindir. Böyle de bir amcadır Ramazan Efendi. Gamze'nin amcası da programa katılır. İşte o iki kızın babası Görkem ve Gözdem'in babası. Çünkü bu Ramazan onlara da gidiyordur haftada birkaç kez. Babayla birlikte içiyordur ve onun kızlarıyla da aynı odada, aynı yatakta kalabiliyordur. Fotoğraflar gösterilir amcaya kızlarıyla alakalı ve Ramazan'la alakalı. Fotoğraflara rağmen, gösterilen mesajlara rağmen yok ya o yapmaz, Ramazan yapmaz öyle şeyler der amca. Evet arkadaşlar, göz göre göre. Göz göre göre bizim kafamızın almayacağı bir şey bu ama kayıtları ve kızı Gözdem'in telefon hattının birinin Ramazan'ın üzerine olduğu söylense de baba asla der öyle bir şey yok, öyle bir şey olamaz. Siz istediğiniz kadar kanıtlarla gelin, hani Didem Hanım gelmiştir, yok hayır kabul etmez bunları amca. Neden yatıyordur yanlarına? Yani öyle kötü düşünecek bir şey yoktur. Onun kızlarının yanına yatmasına da veya o taraflarda da kötü düşünecek bir şey yoktur yani. Ama bu olaylardan çıkaracağımız netice Ramazan Efendi'nin özellikle küçük kızlara karşı çok fazla ilgisinin olmasıdır. Tüm kadınlara karşı ama küçük kızlara karşı daha fazla. Bir de şöyle söyler amca Nazlı'ya, sen bize gelin geldikten sonra huzurumuz bozuldu bizim. Sen gelmeden evvel biz huzur içinde yaşayıp gidiyorduk. Evet, tercümesi herhalde şöyledir. Bu sapkın ilişkilere çomak sokmuştur gelin Nazlı. Herkes eskisi gibi böyle uyuşmuş bir şekilde kimin eli kimin cebinde yapamıyordur herhalde. Herhalde bunu demek istiyordur amca. Sonra babaya, yani Halil'e sorarlar neden Ramazan'ı dile getirmediğini. O da şöyle söyler, o bize işimizi buldu. O bize gelirken eli kolu dolu geliyordu. Nasıl ondan şüpheleneyim der. Evet, açıklaması budur. Ramazan ise hedef şaşırtılıyor. Bu nasıl iftiradır der. Ama o sırada hemen Turcan atılır. Benim iftiram değil ama der. Evet. 100 kişiden şüphelenen Turcan ondan şüphelenmemiştir. Onun iftirası değildir bu. Ramazan'ın bunu bilmesi çok önemlidir. Ayrıca Ramazan'a neden Gamze'nin yatağında bu kadar sık yattığı sorulur. Cevabı şudur. Madem ben böyle kötü bir insandım, neden beni evlerine aldılar o zaman der. Doğru. Aslında doğru bir soru. Mefar ise şöyle sorar Ramazan Efendi'ye. Sen Gamze'nin odasında Görkem ve Gamze ile üçünüz
koyun koyuna yatmadınız mı der. O ise bu soru üzerine bile yine laf kalabalığı yapacaktır. Evet. Ve Mefar birebir bunu görmüş olmasına rağmen babanın verdiği cevap şöyledir. Öldürüldüğü yatakta değil ama o hani üç kişi koyun koyuna yattıkları eski yatağında yatmıştır Ramazan kızı ve yeğeniyle koyun koyuna. Yani önemli olan detay öldürüldüğü yatakta yatmaları mıdır yoksa eski yatakta mı? Evet. Yani bu olayda böyle sürekli dumur oluyorsunuz arkadaşlar. Mefar birçok kez uyarmıştır Ramazan'la alakalı aileyi ama bunlar normal kabul edilen, yaşanılıp giden şeylerdir. Yani kızcağız o sapkın ilişkiler içinde ölüp gitmiştir arkadaşlar. Ramazan'ın telefon sinyali o gece o çevrede çıkmıştır ayrıca. Bu iddia üzerine de şöyle cevap verir Ramazan Efendi. Benim abdestimden şüphem yok ki namazımdan şüphem olsun. Evet. Hatta bir de şu da ortaya çıkar. Ramazan bazen çocuklara Kur'an öğretmek için de onlarla odaya giriyordur. Ya. Evet. Programın ilerleyen zamanlarında Turce'nin hayvanlara işkence edebilen biri olduğu, öldürebildiği ortaya çıkar. Babanın çocuklara çok dehşet işkenceler yapabildiği de ortaya çıkar. Abla Fatma ve Zahide katılırlar programa. Abla Fatma ilginç biridir. O da genç kızken kötü şeyler, cinsel istismara uğramış. Evden kurtulmak için Ramazan'ın abisi Durmuş'a kaçmıştır. Zahide de aynı şekilde evden kurtulmak için kaçmıştır birine. Ama Zahide, Merfan ve Nazlı hakikaten aile içinde şöyle düzgün, mantıklı düşünebilen tek kişilerdir. Aslında yanlışın yanlış olduğunu gören kişilerdir ama işte ellerinden de maalesef bir şey gelmemiştir. Anne babayla ilgili Zahide şöyle bir şey anlatır. Biriyle tanıştırmıştır anne baba onu ve birkaç günlüğüne bir tatile gitmişlerdir. Gittiklerinde onları bir odada bulundurmuştur anne baba ve camdan onları izlemişlerdir. Evet. Hatta anne Turcan kızı bunu inkar etmek istediğinde sanki görmedik, bakmadık içeride ne yaptığınıza demiştir. Çok çok iğrenç ilişki şekilleri arkadaşlar. Çok korkunç bir ilişki yumağı var bu olayda. Ve 6 Haziran'da abla programa gelir, orada bulunur. İlginç olan anne Turce'nin o güne kadar kapalı gelen, şöyle tam örtülmüş anne Turce'nin Fatma ile birlikte saçına fönler çektirilmiş ve çok farklı bir şekilde programa katılmasıdır. Ve Fatma'nın katılmasıyla birlikte bu kez de Mefar Fatma'dan şüphelendiğini söyler. Neden? Çünkü o gece onlar da oradadır. Ve tesadüfen o gece de onların arabası bozulmuştur. Ama sonra birden araba olmuştur. Hani biz orada yokken bile bizden şüpheleniliyorsa orada bulunandan niye şüphelenilmiyordur der. Ama babayla anne bunun üzerine bambaşka bir şey ortaya atarlar. Bir arsaları vardır ve 6 milyon liraya satılığa çıkarmıştır anne baba bunu. Hepsini Gamze'nin üzerine yapmak istiyorlardır. İşte Gamze'yi oğulları ve gelinleri bu yüzden öldürmüştür. Mal kıskanmışlardır çünkü. Ama hapishaneye girdikten sonra vekaleti kızları Fatma'ya vermişlerdir. Bu mal varlıklarıyla alakalı. O ise o ilanı hemen geri çekmiştir. Neden geri çekti diye sorarlar Fatma'ya ilanı. Abisinin kendisine baskı uyguladığını satmaması için, zaten kendisini de satmak istemediğini ama bu baskıdan dolayı deyince, abi de buna karşı çıkınca bu kez ha evet ona karşı çıkmamıştı ama işte Mevlüt'te de şöyle böyle bir şeyler olmuştu diyerek o da konuyu hem saptıracaktır hem de iki dakika önce söylediğini, yalan olduğunu da kendi de itiraf etmiş olacaktır bir şekilde. Ve şu soru da vardır, madem 6 milyon lira için biri öldürülecektir, o zaman Halil öldürülmelidir. Çünkü daha Gamze'nin üzerine geçmemiştir ki o mal varlığı. Evet, bu da tabii ki mantıklıdır. Abla Fatma ise programın ilerleyen zamanlarında Ramazan'la görüşmeye devam ediyordur. Ramazan'la görüşmeye devam ettiğinin kanıtları da vardır. Bu kendisine açık açık programda sorulur. O da şöyle söyler arkadaşlar, kız kardeşime yapmış yapacağını... Benimle bir alakası yok ki, ben niye görüşmeyeyim der. Evet.
Yani böyle korkunç bir cevap verir. Çok rahat, pek vicdanlı değil, biraz bencil, normal olmayan cevaplar verir abla Fatma. Halbuki Gamze'yi 8 yaşına kadar kendisi büyütmüş ve toprağı da kendisi vermiştir buna rağmen. Fatma'nın dürüstçe yorumda bulunduğu tek iki konu olur programda. Annesinin herkesi şüpheli olarak görmesini anlamıyordur. Bir de duymayla ilgili problemi yoktur. Evet, bunu dürüstçe söyler orada. Fatma'nın bu söylemi üzerine birdenbire Turcan ağlamaya başlar. Gamze'nin o gün çalıştığını, karşılığında aldığı 100 lirayı onun cüzdanına gizlice koyduğunu söyler. İşte o kızı onu nasıl düşünüyordur, yani tamamen oradan dikkati kendine çekme, konuyu dağıtma. Tabii ki bunlar da düşündürücü hareketlerdir. Bana göre çok önemli bir detay da annenin o gün Fatma ile birlikte başını açıp oraya oturması, işte süslenmesi, saçına fön çektirmesidir. Çünkü bu annenin aslında kızını pek kızı gibi değil de sanki biraz rakip olarak gördüğünü de gösterir bana. Eğer tabii ki arka planda farklı bir şeyden dolayı bunu yapıyorsa bilemem ama benim dışarıdan gördüğüm budur. Bu aynı zamanda Gamze'yi de belki de öyle görüyordur. Genel olarak çocuklarını belki oğlu haricinde öyle görüyordur diye düşündürttü bana. Anne Turcen'in ilk verdiği ifadede uyku hapı aldığı yoktur. Kafası karışık olduğu için, şokta olduğu için bunu hatırlayamamış diye söyler. Turcen'in ifadesi çok çelişkilidir. Halil'in değil ama Turcen'inki öyledir. Turcen'in ablası da ifade verir ve şöyle söylemiştir. O kızı öldürülmüş, o ortamda bile oğluna cenazede işte sen gel, çocuğu da getir ama karım buraya asla gelemez demiştir. Abla bu olanı anlatınca bu kez ablanın oğlu Metin de şüpheliler arasına girecektir. Turcan tarafından o da suçlanacaktır. Evet, listeye bir de Metin eklenmiştir. Neden bu kadar çok kişiyi suçladığını sorarlar Turcan'a. Yani her gün yeni bir şüpheli, her gün yeni bir şeyle geliyor. O da yani ben yapmadım, Allah'ım var yukarıda, ben Allah'a inanıyorum, ben sadece ortaya bir taş atarım der. Evet, cevabı böyledir. İlk ifadede kızının sadece yüzünü, boynunu gördüğünü söylemiştir ayrıca. Sonrasında kızının yastıkla boğulduğundan hemen şüphelenip kızının vücudunu da açtığını, baktığını ve orada morarmalar gördüğünü söyleyecektir. Ve ekrana seslenir Turcan. Lütfen benim çocuğumu kim öldürdü? Bilen gören varsa sosyal medyadan bana yazın. Ben çocuğumun katilini bulmak için buradayım der. Gamze'yi şehit ilan eder aynı zamanda. Buna programdaki kişiler karşı çıkınca ise ben böyle düşünüyorum der. Kazayla ölen kişi şehittir bana göre der. Ve gelin Nazlı'nın eski eşini, gelinin annesini, gelinin annesinin eski sevgililerini, yeğenini, oğlunu şüpheli olarak gösteren ve hepsinin eski hayatlarını ortaya çıkaran Turcan, konu kendisi gibi o dönem abisinin, hapishanede olan abisinin olayına gelince şöyle söyleyecektir, o benim abimin özel hayatı. O konuda konuşmak istemiyorum. Nedir olay? Abisi kendi kızına cinsel istismarda bulunduğundan hapishanededir. 8 yıllık bir hapis cezasıdır. Nasıl bulunmuştur? Kızının bakire olduğuna inanmamış ve kendisi bunu bu şekilde görmek istemiştir. İddia budur. Ve asıl önemli olan kız kardeşi hapise girdiğinde benim yapamadığımı sen yaptın demiştir kız kardeşine. Bu ne demektir? Aslında bu sorulmak istenir ama o abisinin özel hayatı, aile içi meselesi olduğu için Turcan bu konuya girmek istemiyordur. Evet. Böyle bir iğrençlik daha ortaya çıkar arkadaşlar. Ayrıca gelin Nazlı'nın kızını pazarladığını iddia eder ama ortaya başka bir şey daha çıkar arkadaşlar. Bu Turcan ve Halil ilk hapishaneye girdiklerinde, yani kızlarının ölümünden sonra 20 gün sonra Turcan kocasıyla birlikte olmayı talep eder. Evet, bunu utanmadan, arlanmadan talep eder ama açıklaması şudur. Belki hamile kalırdır ve Gamze'sinin yerine bir bebek nasip ederdir Allah onlara. Evet, yani aklım duruyor bu olayda.
Aylar süren programın sonunda ise bu talep için bambaşka bir şey söyleyecektir. Sohbet, muhabbet içinde illa karı koca bir araya gelince öyle bir şey mi olsundur? Ama kendi ağzıyla zaten çok başka bir şeyi programın ilk başında itiraf etmiştir. 100 programda bitmeyen şüpheler ve iddialar sonucunda 25 Ekim 2022'de stüdyodayken gözaltına alınır Turcen bir sorudur. Nedir bu cinayetin nedeni peki? Turcen ve Gamze'nin aynı kişiyle birlikte olmasıdır. Büyük ihtimalle Ramazan'dır bu kişi. Henüz netlik kazanmamıştır bu. Ama stüdyoda Gamze'nin telefonunda çıkan fotoğraflar olduğu söylendiğinde Turcen daha fotoğrafları görmeden fotomontajdır o. Çıplak fotoğraflarım varmış gibi yapmışlardır demiştir. O zaman bu da Gamze'nin elinde ayrıca onunla alakalı fotoğrafların, kanıtların olduğunu da gösteriyordur. Kıskançlık cinayetidir bu. Gizli tanık Turcen'in paraya çok önem verdiğini, kocası serbest kalırsa kesin kendisini hapishanede rahat ettireceğini düşündüğünü de söylemiştir. Ve şu da ortaya çıkar. Koğuşta bir kadınla kavga etmiştir Turcen. Kadının boğazına yapışmış, göğsünün üstüne çıkarak boğmaya çalışmıştır kadını. Tıpkı gizli tanığa yaptığı itirafında 16 yaşındaki kızı Gamze'ye yaptığı gibi, onu anlattığı gibi yapmıştır o kadına da. Savcılığın hazırladığı iddianamede anne Turcan ve ona yardım eden baba Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilir. Umalım bir ömür çıkamasınlar oradan. Bu kez adalet yerini bulsun. Ve adalet cinsel dürtülerini kontrol altına alamayan sapkınlar için de yerini bulsun. Evet, bunu diliyorum tüm kalbimle. Evet sevgili arkadaşlar, bugün bu genç kızımızın hayatının elinden korkunç bir şekilde kendi annesi tarafından elinden alınışını izledik, dinledik, gördük. Sapkın ilişkiler gördük, ağızdan düşmeyen yalanlar, yaşantılarının tam tersi iddialar, çok kolay, çok 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 büyük yalan söyleyebilen insanlar. Umalım hiç karşılaşmayalım böyle insanlarla. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün, görelim, güvende kalın, antenleri hep açık tutun. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.